Sümeyye nur yüzlüm, bir kere başörtün çok yakışmış, tebrik ediyorum. Allah senden razı olsun. Yani güzel bir ibadeti güzel yerine getirmişsin. Cilbap hükmü olarak, yani Ahzab suresinin hükmü olarak Allah'ın emrini yerine getirmişsin kendi içtihadınla. Allah sevabını artırsın. Günahın varsa günahlarına kefaret etsin. Allah ömrüne uzunluk, hidayet nasip etsin. Elin yüzü nur gibi maşallah güzel kızsın. Nefret dilinin artmasının nedeni Darwinist materyalist eğitim ve gelenekçi Ortodoks İslam anlayışının nefret üslubudur. Çünkü bak, gelenekçi Ortodoks sistemde ne diyor? İnsanların yarısı kadın, değil mi? Cehenneme girecek insanların diyor, %1'i erkektir, %99 kadındır. Şimdi nefretin kapısı açılmış oluyor adam. Yani cehennemlik mahlukatla karşı karşıya gelmiş oluyor onun kafasına göre. Ayrıca diyor ki bak, yani o insan değildir, mahluktur diyor. Nereden? Yarımdır diyor. Yani buçuk. Ne insan ne hayvan. Nefreti körüklemek için söylenmiş bir söz olduğu açık belli bunun. Allah esirgesin. Yahut en azından öyle anlaşılır. Kadın ne derse tersini yapın diyor. Al bir nefret sözü daha. Şimdi kadın diyecek ki, ya bugün herkesin yüzü güler yüzü, ne güzel diyor mesela çocuklar, herkes hepimiz de şey. Yo diyor, öyle bir şey yok, benim kafam bozuk diyor. Çocukların da suratı asık, nereden çıkartıyorsun diyor. Kadın diyor ki, ya diyor bugün bir gezmeye gidelim mesireye. Yok hayır diyor, gitmeyeceğiz diyor. Çünkü bak, ne derse tersini yapın, bereket vardır diyor. Şimdi bu neyi meydana getirir? Öfkeyi ve nefreti meydana getirir. Sen ne diyorsun? Sakalını kesen adamı öldüreceksin diyorsun. Bu nefreti meydana getirmez mi adam? Çünkü bakıyor sakalını kesmiş. Öldürmesi gereken bir adam olarak görüyor onu. Namaz kılmayanı öldürün diyor. Adam namaz kılmadığını görüyor. Mesela farz edelim, öğlen namazı onun yanında kalıyor, kılmıyor. Öldürmesi gereken bir adam olarak görüyor. Nefret ediyor. Yani öldürecek kadar nefret ediyor. Zekat vermeyeni öldürün diyor. Onundan da nefret ediyor. Her şeyin cezası ölüm. Veya sopa. Mesela kadınlara saldırıyor, tekmeliyor. Bir kısmı başörtülü hanımlara hakaret ediyor. Bir kısmı da dekolte hanımlara hakaret ediyor. Yani iki tarafı da deccaliyet besliyor. Oyun oynuyor. Ha bunu hepsi yapıyor mu? Tabii anlattığımız kişilerden. Hepsi yapmıyor ama büyük bir bölümü yapıyor. Felaketin kökeni gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı ve Darwinist materyalist eğitimdir. İkisi. Mesela içki içenleri öldürün diyor. Ebu Davud ve Tirmizi de geçiyor içki içen. Adam bakıyor içki içiyor, bira içiyor falan. Nefret ediyor. Hepsini öldürmek gerektiğine inanıyor. Şimdi içki içen de, ya diyor beni öldürmek isteyen birisi bu diyor. Benden nefret eden birisi, o beni öldürmeden ben onu öldüreyim diyor. Yani o beni öldüreceğine ben onu öldüreyim diyor. Bir sefer de karşı nefret gelişiyor. Mesela sakalını kesen adam diyor ki, ya diyor ben sakalımı kesiyorum. Bu beni öldürmek ister şimdi diyor. Ben onu öldüreyim bari diyor. Yani felaketin boyutu karşılıklı gelişiyor. Darwinist adam ne diyor? Bunlar diyor hayvan diyor. Hangileri diyor? Annen, baban, kardeşlerin, karın, sevgilin hepsi hayvan diyor. O nereden çıktı diyor? Ya ilk başta bunlar mikroptu zaten diyor. Allah Allah. Sonra solucan oldu diyor. Sonra kurbağa oldu diyor. Sonra primat oldu, sonra maymun oldu, sonra da insan oldu diyor. Ha benim atam yani diyor solucan, öyle mi diyor? Mikrop diyor. Ya mikrobu öldürmekte bir mahsur var mı diyor adam? Tentür diyor döküyorsun, mikrobu öldürüyor. Onu da öldürürsün, ne olacak ki o zaman diyor. Adam ailesini bir sefer mikrop gibi görüyor. Karısını mikrop gibi görüyor. Çünkü atası mikrop diyor. Ya Allah'ın ruhu olarak onu görmüyor. Allah'ın yarattığı eşrefi mahlukat, muhteşem bir varlık olarak görmüyor. Mikroptan türemiş, mikrop gibi bir varlık olarak görüyor. Dolayısıyla Darwinist eğitim ve gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı iki taraftan insanları ezim ezim eziyor.
Bak daha hala 2019'da kaldıracağız diyorlar. Ya 2019'u niye bekliyorsun? Biz 2017'deyiz. Niye bekliyorsun 2019'da? Allah inkar ediliyor orada. Neyini bekliyorsun? Mesela bak benim canım çıktı. Bir daha göstersene. Şimdi bu insan Allah'ın ruhu. Allah'ın yarattığı mübarek, mukaddes bir varlık, tertemiz, mümin. Bak Darwinist açıklama da çok korkunç. Gelenekçi Ortodoks açıklama da çok korkunç. Her ikisi de korkunç. Her ikisi de insanlara kabul etmiyor. Haşa.